Hoş geldin. Merhaba. Evet, nereye gidiyorsun? Bir yere gitmen gerekiyor ben galiba. Ben dünyaca ünlü bir iç giyim markasının mankeniyim ve konuğumuz da Sinan Akçı. Konsept. Konsept yok dedik baba halbuki. Konsept geldi. Evet de konsept yok demiştik biz. Sadece haftalardır konsept var. Bence bugün de olmalıydı. O sana göre. Hep var ya sana göre, sana göre. Zaten bütün sezon sana göre. Değil mi? Bana göre, bana göre. Güzel, harika. Çok sevdiğim anneanneciğim burada. Aha evet anneanneciğim. Çok seviyoruz biz burada. Gel bakalım, gidelim onun yanına. Anneanne. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sizin torunları yetiştirip yetiştirip yolluyoruz biz buradan. Sağ olun. Siz uğraşmıyorsunuz, bize yolluyorsunuz. Biz de burada bakıyoruz. Sağ olun, sizlerin de çok büyük emekleri var. Bir de hiç olmazsa açıyorsun televizyonu, gözümüzün önündeler diyorsunuz. Bize emanet ettiniz. Emekleriniz var, hepinizin emeklerine çok teşekkür ederim. Bahar gibi bir kendi başına hareket eden birini idare ettiniz arkadaşlar. Ekip arkadaşlarıma, kuaföre, tüm çalışanlara çok teşekkür ederim. Ha, yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Neredeyse onlar adına, Bahar adına özür dileyeceksiniz o derece geldi. Yok yani. Özür dilemem. Onun biraz o tek başlığını idare edin. Vallahi bak. Çünkü vallahi ergenlik dönemi bunun en kötü dönem geçti arkadaşlar. Niye bize denk geldi? O size denk geldi. Niye bize denk geldi? Ama bana da denk geliyor. Gelin de bir de bana sorun. Umarım bu bir bant kaydıydı. Anne, baba ve ben. Evet. Nihal biraz tavrını koyuyor. Evet. Bizler bunun hoşgörüsüne göre davranacağız diye inan ki kendi kişiliğimizden ödün veriyoruz. İlla ki. Veriyoruz. Çok iyi anlıyoruz. Evlat, bütün analar babalar bunu da verir arkadaşlar. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Evet. Hepsinin büyük emekleri var. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. İnşallah hayatta istedikleri her şey olur. Ama şunu da jüriye de çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Seni sevenlerle baş başa bırakıyorum Bahar'cığım. Sizin için stil, küçük, şımarık kız olabilirim ama her zaman aileme layık küçük bir prenses oldum. Şimdi sizin stil prensesiniz olmak istiyorum. Bunun için bana oy göndermelisiniz. Nihal ikinci olmuştu. Ben birinci olmalıyım artık. Bana oy gönderin. Hoş geldin Bahar'cığım. Merhaba. Anneanneni de öpüyorum. Dünya tatlısı bir anneannem var. Ben tanıştım onunla. Pırıl pırıl bir genç kızsın. İnşallah güzel bir hayatın olur. Ama benim şıklık anlayışımda sen en şık değilsin. Ama büyüdüğünde olacaksın, buna eminim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bahar. Anneanneciğim, saygılar, sevgiler bu arada. Bu arada benim şıklık anlayışımda siz en şık modacılardan bir tanesiniz. Teşekkür ederim. Sizinle de burayı paylaşmış olmaktan çok büyük gurur duyuyorum aynı zamanda. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? Hello, how are you? Türkçe İngilizce mi konuşacağız? Değil mi Bahar'cığım? Türkçe konuş. Yok, Adal yaptım biraz. İyi, onu anladık da hani... Yani kompozisyon yapmayacağım İngilizce bu kadar. İngilizce olduğu için yine de kullanmayalım. Hı-hı. Neyse, ben burada 2 sene oturuyorum. Herkes her şeyi biliyor. Hepimiz çok farkındayız. Benim çok net bir kriterlerim var şık ve tarz olmak için. İnşallah ileride şık ve başarılı olursun. Bu kadar. Bahar'cığım. Merhaba Özgün. Merhaba. Ay, ne kadar tatlısınız ya. Seni çok mu seviyorum? Hiç mi sevmiyorum? Çok bunu, seviyorsunuz. Bunu bilemem. Evet, galiba seviyorum. Sen çıktığın zaman suratıma bir gülümseme başlıyor ve tamamen sana odaklanıyorum. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Vallahi billahi kızım, teşekkür beni ederim. Hakikaten misyonum bu. Mutlu edenlerden birisin. Sana hayatta başarılar diliyorum. Hep mutlu ol. Ailene, anneanneciğine layık bir evlat olarak hayatına devam et ki edeceğine ben inanıyorum. Bir de hiç unutmayacağım, ablanın bana bir şey söylerdi, hocacığım derdi. Senin de öğretmenim değişini ömrüm boyunca da unutmayacağım. Evet, hep de kafamda kalacaksın. Sağ ol kızım, hadi başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim.
Hoş geldin. Merhaba Nurettin Hanımefendi. Merhaba, benim senden önce bir ricam var. Aha. Rica ediyorum bunu. Tabii ki. Bugün cuma şıklığında bir gerildin, sinirlendin. Sevgili Ivana Sert sana dedi ki, beni seviyor musun? Sen biraz otokontrolünden çıktın, herhalde çok gergindin. Sevmiyorum dedin. O zaman senin bir borcun var Ivana Sert'e. Haklısınız. Çok gergindim. Bir an gaflete kapıldım. Tabii ki sizi sevmiyorum demek haddim değil. Özür dilerim. Aferin. Bir de senden bir şey rica edebilir miyim? Aha. Ne olur hayatın boyunca kendini özür dileyeceğin durumlara düşürme. Çünkü özür dilemek tabii ki bir erdem ama dilemek zorunda kalmamak daha büyük bir erdem. Ve senin buna daha çok ihtiyacın var. Nurcuğum, bu arada böyle bir şey yaptığın için ben sana teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Ama biliyorum bu Bahar'ın kalbine gelmedi. Bahar'cığım, hiç bana böyle bir şey söylemek zorunda değilsin. Beni sevme zorunda da değilsin. Ben seni seviyorum. Hayır. Bütün yarışmacı ayrı ayrı seviyorum. Ve ya siz de bunları söyledikten sonra inanın ben de sizi çok sevdim. Hakikaten yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. De ben de sizi çok seviyorum. Ne güzel. Hepimizi sevelim ve İvanacığım, olalım. Pardon. Herkes kimse sizi sevmek değil canım. Durumunda değil ama tabii saygı ki göstermek tabii durumunda. Tamam, hele saygı ki biz burada bir jüri masasıyız. Sen de masanın bir yolu. Sana olarak söylenen bana söylenmiştir. Bana söylenen sizlere söylenmiştir. Yine de diyorum iradesinin dışına çıktı o gün. Yani o gün çok, dediğim çok haklısın bugün, ama Bahar bize saygı göstermedi. Yani iki ay saygı göstermiyor. Bugün de göstermek zorunda değilsin benim için. Hadi o iste artık, oyunu iste. Ne oldu? Artık saygısızlıkla itham edilmek istemiyorum. Saygılı olduğumu düşünüyorum. Saygısızlıklarım için hem öncelikle sizlerden, çünkü burada birebir muhatap oluyoruz. Sonra da ekran başındakilerden özür dilerim. Ben saygısız bir çocuk değilim, gerçekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Yediğin hurmalar kafanı tırmalar. Ben zaten yorum yapmış gibi oldum. Dehşetle seni izliyor. Kafana koyduklarını yapmaktan vazgeçme. Başarılar diliyorum.